Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda altın ons, gümüş ons, gümüş gram ve gram altın değerlendirmesi yapacağız. Bizler için önemli kritik seviyeleri sizlerle birlikte bulmaya, hesaplamaya çalışacağız. Altın onstaki asıl dehşet seviyeleri bu videoda sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sizler de benim ne demek istediğimi teknik olarak niçin böyle bir terim kullanmış olduğumu bu videoda sizler de göreceksiniz. Evet altın onsla başlayalım. Önce kısadan başlayalım arkadaşlar. Kısadaki arkadaşlar için takipte olunması gereken seviyeler. Evet kısadaki arkadaşlar için 1850 özellikle altın onsta arkadaşlar çok önemli bir destek. Bu destek ons tarafında kırılmadığı müddetçe bizler için 1894. Evet şu an 1894'teyiz. Şuradaki tepe çok önemli olacak arkadaşlar. Eğer ki bakın arkadaşlar özellikle söylüyorum bu 1894 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa kırıldığı vakit yukarıda kısada 1939'lara tekrardan ons tarafında geri dönüş yaşama olasılığımız yüksek. O yüzden 1894 özellikle takipte kalacağımız bir seviye. Gene ara seviyemiz 1867 destek noktası. Evet ons tarafında bulunan arkadaşlar bu destekleri takipte kalacaklar. Gene bunu sizler için bir kanal hareketi olarak ons tarafında gösterecek olursak dediğim gibi 1850 önemli destek. Burası 1867 bir kanal. Burası bir kanal aralığı. Bu 1867 gene arkadaşlar 1894 kanal aralığı. Bu kapanışlara göre de buradan takip edeceksiniz. 1894 özellikle kanal kapanış seviyemiz arkadaşlar. Yükselişin devamı için şart olan bir seviye ve bu 1894 üzerinde ons altında bir kapanış gördüğümüz vakit arkadaşlar o zaman 1939 seviyesine doğru kısadaki arkadaşlar bu seviyeyi ons tarafında takipte kalacaklar. Ons tarafında benim söylemek istediğim dehşet verici rakamlar şimdi size bunu göstereceğim. Neden panik yapmamamız gerektiğini de burada size anlatacağım. Bakın arkadaşlar ons tarafında burada büyük bir çanağımız mevcut. Bu çanağın üst tarafı da 1920'den geçmekte. Şimdi özellikle rakamda belirtmeyeceğim fakat dehşet sayılar burada gelecek işte arkadaşlar. O yüzden size bunu anlatmak istiyorum. Buradaki 1920'yi gördünüz. Buradaki alttan geçen seviye o da takribi kaçtan bakalım onu da bir hesaplayalım arkadaşlar. Buradaki çanağın alt kısmı da takribi 1030, 1050 diyelim bunu da düz olsun. Evet. Şurası çanağın alt tarafı 1050. Yukarısı da 1920 dedik. Evet sevgili dostlarım yani altında benim sizler için dikkatle uyarmak istediğim yer asıl burası arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada bir 900 dolarlık bir marj var altında. Şu alanda 1900 dolar. Altının kulbunun şurası geçtiği yer 1850 seviyesi. Evet gördüğünüz gibi buradaki 1850 seviyesi aşağıya kırılmadığı müddetçe arkadaşlar. Buradaki kulp yukarı buradan kırdığı vakit. Bakın şuradaki 1920'yi kulp şeklinde yapıp yukarı kırdığı vakit işte altında asıl kıyamet ondan sonra kopacak diyebiliriz arkadaşlar. İşte altında kıyamet koparacak hareket bu hareket olacak. O da 1920'nin üstüne arkadaşlar şuradaki 900 dolarlık marjı koyduğunuz zaman takribi 2800 dolarlar seviyesinin bize altının ons tarafında vermekte. Tabi biliyorsunuz Biden'ın seçimleri kazanmasıyla birlikte önceden sözü vardı arkadaşlar teşvik paketiyle ilgili. Bu teşvik paketini bu Covid-19'un etkilerinin ekonomide iyice ağırlaşması dolayısıyla vermiş olduğu bir sözü de yerine getireceğini varsayarsak altının onsunu daha orta vade ve uzun vadede 2800 dolarlara kadar çıkabileceğini de bu 1800 altına gelinmediği vakit düşünmemiz kaçınılmaz arkadaşlar. O yüzden bu kıyamet senaryosu 1920 üzerinde
bu geri düzeltmenin 1920 üzerine çıkıp burayı kırması halinde gerçekleşebilecek bir seviye olarak da unutmamanız gerekli. O yüzden altının onsundaki geri düşüşler bizler için dediğim gibi arkadaşlar bir düzeltme seviyesi olarak kabul edilmeli teknik olarak. Şimdi gram altına da baktığımız zaman gram altında özellikle arkadaşlar 460 bizim için önemli bir destek seviyesi. Şuradaki 460 seviyesi bizim için gram altında önemli bir destek. Bu desteğin yükselişleri, tepki yükselişleri hangi seviyelere kadar olur? Yukarıda 472. Bakın şu 460 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe. Destek seviyesi 460 altına kırılmadığı müddetçe 472 ve 491 aralıklarındaki hareketler gram altında takibimizde olacak önemli hareketler şeklinde düşünebiliriz. Bunu bant aralığı olarak da düşünürsek arkadaşlar 460 472 gram altında gene bir bant aralığımız 472 ve 491 sizler için ve forexçiler için gene takip edilmesi gereken bir bant aralığı şeklinde gözükmekte. Altın onstaki size hareketi gösterdim arkadaşlar. Bu altın onstaki hareket dolar TL'nin de katkı vermesiyle birlikte benim gram altında maalesef eğer ki durdurulamazsa arkadaşlar bu Covid-19 belası durdurulamazsa altın onsta da benim ana hedefim şu an itibariyle kısada 596 Türk lirası şeklindeki hedefim hala devam etmekte. Tabi düzeltmeleri de takip ediyoruz. Kısada özellikle 460 takibimizde olacak. Burada bir dip çalışması eğer gerçekleşebilirse buradan tekrardan yukarı dönüşün kısada bir 491 seviyesi ve buranın da yukarıya doğru kırılmasıyla birlikte 521-540 şeklinde yukarı yönlü hareketler gram altında hala beklentim dahilinde. Hemen gümüşteki arkadaşları da bilgilendirelim. Gümüş onsta bizler için önemli seviyeler. Evet, gümüş onsta altın onsa nazaran daha güzel bir trend çizgisi yukarıya yönlü kırılmış vaziyette arkadaşlar. Gümüş onsta da gene 22.58 desteğimiz bizim için çok önemli. Bu 22.58 desteğimiz gümüş onsta kırılmadığı müddetçe bizler için ne dedik? Yukarıda 23.88 önemli. Ve bu 23.88 bir yükseliş kanal aralığını bize tekrardan açar. Bu 23.88 üzerinde gümüş onsun hareketlerini her devam ettirmesi 25-19 kanal aralığının çalışmasını gümüş onsta bize getirecektir. O yüzden gümüş onsta da bu iki kanal aralığını özellikle forexçiler ve kısa vadeci arkadaşlar takipte kalsınlar. 25-19 üzeri kırılımda gerçekleşirse zaten 26 dolarlar seviyesine gümüş onsta tekrardan kendini atacaktır arkadaşlar. Gümüş onstaki arkadaşlar da kısada verdiğim bu destek ve direnç noktalarını takipte kalsınlar. Hemen gümüş grama bakalım. Gümüş ons üzerinden onu da sizlere önemli seviyelerini verelim. Burada gördüğünüz gibi 5.95 önemli destek arkadaşlar. Kısadaki 5.95 önemli desteğimiz gümüş gramda. Şimdi 5.95 üzerinde bizim için 6.11 direnci önemli. Burası gene dediğim gibi bir kanal. 6.11 üzeri arkadaşlar. Şuradaki 6.11 üzeri kanalımız da 6.38 kanalını çalıştıracaktır. Bu tepki yükselişinde 6.38 kanalı bizler için önemli. Nedeni ise arkadaşlar bu 6.38 kanalı gram gümüşte yukarı yönlü kırılırsa işte o zaman asıl hedef 6.83 seviyesine kadar gümüşün gramını yukarı yönlü götürebilir. O yüzden bu iki kanal aralığı takibimizde olacak. Özellikle aşağıda 5.95 desteği kırılmadığı müddetçe yukarıdaki kısadaki 6.83 hedefi gümüşün gramında da bizlerin takip etmesi gereken önemli seviyeler. Evet, seviyeleri altında, gram altında, gümüşte, gümüş onsta sizlere verdim. Bu seviyeler üzerinde ben de sizlerle birlikte takibime devam edeceğim. Verdiğim alt destek seviyeleri kırılmadığı müddetçe yukarıdaki direnç seviyeleri takibinizde olsun. Arkadaşlar unutmayın,
her düşüşün bir yükselişi, her yükselişinde bir düşüşü olacağından dolayı özellikle yüksek karlı olduğunuz seviyelerde mutlaka kademeli olarak karlarınızı cebe atmayı unutmayın. Unutmayın ki geri dönüşlerde tekrardan alım fırsatlarınız olabilsin ve hem gram bazlı hem ons bazlı miktarınızı da arttırabilirsiniz. Evet, şimdilik altın ve gümüşle ilgili benim söylemek istediklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalımıza bir beğeni atmayı unutmazsanız ve kanalımızı da başka mecralarda paylaşırsanız beni çok memnun edersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.